Salı sohbetinden herkese merhabalar. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzda yine PlayStation 3'ten çok ama çok sevdiğim bir serinin 3 oyunu barındıran bir koleksiyonu size tanıtacağım. Koleksiyonumuzu da hemen göstereyim. Metal Gear Solid HD Collection. Şimdi bu oyunun içinde neler var? Bir onlara bakalım. 2001 yılında çıkan Metal Gear Solid Sons of Liberty var. Birinci oyunumuz bu. 2004'te çıkan Metal Gear Solid 3 Snake Eater var. Bir de 2010 yılında PSP'ye çıkan dolayısıyla Vita'da da oynanıyor. Bu Collection'ın 2012'de hem Xbox hem PlayStation 3'e hem de 2012'nin ilerleyen zamanlarında PlayStation Vita'ya gelmesiyle bu üç platformda da oynanabilen Peace Walker var. Peace Walker grafik olarak birazcık çözünürlüğü falan arttırılmış, anti-aliasing falan daha keskin görüntüler var ama iki oyunun yanında şu iki PlayStation 2 oyunun yanında grafikler biraz sönük kalıyor serinin de hikayesini anlayabilmeniz için aslında en çok şeyin anlatıldığı oyunlardan birisi. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty 2001 yılında PlayStation 2'ye çıktı. Oyun çıkmadan önce oyunla ilgili haberleri okuduğum dönemde oyunun 60 FPS olacağı yönünde Hideo Kojima oyunun yapımcısı. Açıklamaları vardı. Tabi şimdi günümüzde oyunlar kaç FPS çözünürlüğüne kadar. Bunlar o dönemde o kadar fazla konuşulmuyordu. Ben PlayStation 2 döneminde bir Gran Turismo 3 ile bir de Metal Gear Solid 2 Sanzo Liberty ile bu 60 FPS muhabbetine şahit oldum. Zaten o dönemden sonra hayatımıza girdi ama en çok bu FPS muhabbetlerini biz 7. nesil konsollarda PlayStation 3 ve Xbox 360'da yaptık. Tabi 8. nesilde bu FPS ve çözünürlük muhabbetleri ayyuka çıktı ama günümüzde 9. nesil PlayStation 5 Series S konsollarında hala en çok konuşulan şey oyunların hatta birçok oyuncuya göre kalitesini belirleyen şey bu FPS ve çözünürlük oluyor. Yani bir oyunun çözünürlüğü düşük FPS'siyle ilgili işte 30 FPS civarında hele ki aman 27 28 FPS'leri 26 FPS'lere düşmeye görsün. En kötü oyun ilan ediliyor bazı oyunlar. İnsan hayretle izliyor. Evet kimse istemiyor 30 FPS bir oyun oynamayı imkanları el veriyorsa 60 FPS oynayalım. Hatta ki güzel bir donanımınız var bilgisayarda 60 FPS'den daha yukarılarda FPS'ler Oynayın. Ama ne çözünürlük ne de oyunun kare hızları size kaliteyi vermiyor. Yani oyunun kalitesini bunlar belirlemiyor. Oyunun kalitesini belirleyen şeyler oyunun senaryosu, kurgusu, mekanikleri, yaptığı yenilikler, hatta oyunun vizyonunu da işin içine kattığınızda karşınıza güzel bir oyun çıktığı zaman bütün bu saydığım şeyleri içine kaliteli emek dökülmüş, sevilerek, özenerek yapılmış bir oyun çıktığında kendinizden geçiyorsunuz. İşte metal gear solid oyunları böyle oyunlardır. Tabii hikaye her zaman böyle mutlu şekilde bitmiyor. Metal Gear Solid'de başımıza neler geldiğini biliyorsunuz. Dönelim 2001 yılına. Demiştim işte oyunla ilgili ilk bilgiler sızında aslında biraz da Kojima bizi trollemişti. Çünkü oyunun videolarını izlediğimizde Snake Manhattan'da bir köprünün üzerinden bir gemiye atlıyordu. Hava çok yağmurluydu, üzerinde kapşon var. Kapşon tabii bu askerlerin giydikleri naylon kapşonlar var. Denizciler Gamzele falan der o tarz bir şey. Başını ve vücudun üstünü örten bir gamzele diyelim. Bunu giymiş halde çok yağmurlu bir havada Manhattan Köprüsü'nden bir gemiye sızıyordu, atlıyordu. Hikayede orada başlıyordu. Ama Kojima cidden bizi çok ağır trollemişti. Yani artık bu spoiler değil arkadaşlar. Metal Gear Solid serisini takip eden, bilen oyuncuların neredeyse hepsinin bildiği hikayedir. Oyunun başında bir Snake'i kontrol edersiniz. Ardından Raiden'la devam edilir oyuna. Raiden'la devam eden oyuncuların bir kısmı ile ilgili beklenmelerini beklentilerinden dolayı oyunun ilerleyen kısımlarında hayal kırıklığına uğrasalar da oyunu oynadıkça oyunun ne kadar güzel bir oyun olduğunu da gördüler. 2001 yılını düşününce özellikle bir de PlayStation çıkış oyunlarından biri olduğu göz önüne alındığında gerçekten muazzam bir oyundu. Sons of Liberty çıktıktan bir süre sonra oyunun iyileştirilmiş bir sürümü Substance geldi. Metal Gear Solid 2 Substance. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Substance da olabilir. Metal Gear Solid iki substance olabilir. Tam emin değilim. Bakmak lazım aslında. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yorumlara yazarlarsa bizleri aydınlatabilirler. Daha sonra Metal Gear Solid serisiyle ilgili birçok algımızı yıkan, oyuna duyduğumuz hayranlığı birkaç level yukarıya çıkartan oyun 2004 yılında yine PlayStation 2'ye geldi. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Bunun yine aynı Metal Gear Solid 2 Sanzo Liberty'de nasıl substance çıktıysa da buna da Substance isimli geliştirilmiş versiyonu çıktı. Oyuna bazı yenilikler getirildi. Bu kamera açısıyla falan oynayabiliyorduk Subsistence'da. Snake Eater'ın birazcık geliştirilmiş sürümü gerçekten o daha iyiydi. Kamera açısı özellikle ormanlık alanlarda falan çok işimize yarıyordu. Metal Gear Solid 3 Snake Eater yine birçok açıdan Hideo Kojima'nın oyuncuları trolledi. Önceki oyunları oynayan oyuncularını da tebessümle karşıladı. Biraz öncesini anlatıyordu çünkü bu oyun ama muazzamdı. Özellikle son kısımdaki boss dövüşü The Boss'tan bahsediyorum. Yani oyunun sonundaki boss'tan bahsetmiyorum. Boss'la karşılaştığımız o çiçek tarlası içinde yaptığımız dövüşler. Ya acayip bir oyundu. Yaralarımızı falan sarıyorduk. İşte çıkık olan, kırık olan yerler vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyorduk. Oyunun içinde Hideo Kojima'nın bizi trollediği sahneler de vardı. The End'i hatırlayanlar varmış. Bu meşhur sniper. Abi şimdi bu sniper ormanın içinde de labirent gibi bir kısım var. Burada sniper'ın göremeyeceği alanlardan onu yakalayıp vurabileceğiniz bir diğere geçmeniz gerekiyor. Onda meşhur bir papağanı vardı abi. Eğer siz PlayStation 2 sisteminizin saatini ileri bir tarihe alırsanız bayağı ileri bir tarihe. The End'in olduğu yere gittiğiniz zaman onun çürümüş cesediyle karşılaşıyordunuz. Kojima aynı önceki oyunlarında yaptığı gibi Metal Gear Solid 3 Snake Heater'da da bize yine yapacağı trollükleri yapmaktan geri kalmadı. İlk oyunu oynayanlar gayet iyi hatırlarlar. Bu dördüncü nesilde çıkan Metal yer solitler var. Onları ben kategori dışı tutuyorum. Onlar esnese falan gelmişti. PlayStation 1'e 1998'de çıkan Metal Gear Solid'den bahsediyorum. Orada Psycho Mantis vardı. Kontrol cihazımızı birinci porttan ikinci porta taktığımızda Psycho Mantis'i çok rahat geçiyorduk. Memory kartımızı falan okuyordu. Yani harbiden dördüncü duvarı yıkan bir oyundu Metal Gear Solid. Bizim için o dönemde. Bugün bulunduğumuz yerden baktığımızda da yine bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunları PlayStation PlayStation bir döneminde yapan Hideo PlayStation 2 döneminde Snake Eater'da da yaptı. Zaten The End ile ilgili muhabbeti size anlatmıştım. Bir de The Sorrow isimli bir rakibimiz vardı. Bu da zorlu bir boss'tu. Bu boss'u geçmek için birçok oyuncu bayağı uğraştı. The End. The Saro. Bunlar gerçekten oyuncuları uğraştıran, kafasını meşgul eden bosslardı. Dediğim gibi oyun çıktıktan bir süre sonra bunun yine geliştirilmiş sürüm PlayStation 2'ye geldi. Subsistence olarak. Ve PSP Hideo Kojima'nın da çok beğenerek üzerine çok düştü. Özellikle senaryosuyla ilgili kafayı kırdığı oyun diyelim. Oyunun köklerini bize anlattığı oyun olan Peace Walker çıktı PSP. Benim oyunu PSP'de oynama imkanım olmadı. Hoş bu HD Collection'ı aldık. Burada da oynayamadım. Yani ikinci ve 3 üçüncü oyunu biz hem zamanda PlayStation 2'de oynamıştık. Eşli Collection'la birlikte PlayStation 3'te de oynadım ama maalesef bu Peace Walker'ı bu paketin içindeki Peace Walker'ı oynama imkanım olmadı. Daha doğrusu zamanımız olmadı. Bir ara bu günümüzün FPS ve çözünürlük takıntılı bizlere kıl tüy toplatan bir sürü yan görev yaptırıp bizi oyunun ana hikayesinden uzaklaştıran bir oyuncu olarak bizim zevklerimizi göz önüne almayan oyun yapım firmalarının bize yedirdiği, yutturduğu oyunları düşününce onları bir kenara atıp bu eski oyunlara dönmenin ben daha zevkli, daha güzel bir tercih olacağına inanıyorum. Bunun 2012'de PS Vita'ya çıkan sürüm var. Büyük ihtimalle ben oyunu orada oynayacağım. Çünkü Peace Walker'ın ana vatanı PSP, PS Vita'da oynamak sanki daha mantıklı olur. Oynadığınız cihaza daha fazla yakışır diye düşünüyorum. Şimdi bu paketle ilgili benim söylemek istediğim bir şey var. Bakın tekrar söyleyeyim ben burada bulunan oyunları. Metal Gear Solid ki Sans of Liberty. Şimdi bu oyunun PlayStation 2'deki sürümünün burada remaster'ı var. Çok da güzel bir remaster. Ya gibi böyle PlayStation 3'ünüzde çatır çatır oynuyorsunuz. Diğer oyunumuz hangisiydi? Metal Gear Solid 3 Snake Eater ve PSP'ye çıkan Metal Gear Solid Peace Walker. Bu oyunun daha geniş bir paketi var. Birlikte çıktılar bu paketin içinde yok. O paketin içinde PlayStation 1'e çıkan Metal Gear Solid ilk oyun. Onun da yani remaster sırda da edilmemiş olduğu gibi paketin içine eklenmiş bir kutu var. Eğer o paketi alırsanız bunun bir üst sürümü oluyor. Bunun size dijital olarak kodunu veriyorlar. Yani CD'nin de içinden çıkmıyor. Ayrıca CD'nin içinde hani bu dördüncü nesile gelen Metal Gear Solid oyunları vardı. PlayStation 1 döneminden önceki Nintendo konsollarına çıkan. O oyunlarda o bahsettiğim paketin içinde var. Tabii şimdi o bahsettiğim paketi bulmak gerçekten çok su. Bunu belki biraz araştırırsanız bulabilirsiniz. Arkasına da yazmışlar Legendary Stealth Action is HD diye. Bunu gerçekten yüksek çözünürlüklü olarak oyunculara sunmuşlar. 720p olması lazım. Bununla ilgili yakın zamanda zaten bir duyuru yapıldı Konami tarafından. Oyuncular bekliyor, yakın zamanda da çıkacak. Metal Gear Solid bir. Tabii bu remaster edilmiş değil. PlayStation 1'deki oyunun çözünürlüğü yüksek halini oynayacağız. Bunun PlayStation 4 ve PlayStation 5'te çalışan sürümleri 1080p 60 FPS olacak. Switch versiyonları 1080p 30 FPS olacak. O paketin içinde Metal Gear Solid 1 olacak. Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 3. Yanlış şöyle bir şey dedi Konami. Metal Gear Solid Collection Vol 1. Yani Volume 1. Birinci bölüm. Bunun daha devamı da gelecek. Metal Gear Solid 1, 2. Tabi PlayStation 3'e çıkan efsanevi Metal Gear Solid 4. Ve herhalde Metal Gear Solid Peace Walker'ı da ekleyecekler. Metal Gear Solid 5'i de ekleyecekler. Bütün hikayeyi iki bölüm halinde oyunculara sunacaklar. Tabi volüm 2 ne zaman gelir? İkinci bölüm belli değil. Eğer imkanınız varsa elinizde PlayStation 3'ünüz varsa bizim oyunlara bakış açımızı değiştiren yani benim çağımdaki oyuncuların oyunlara bakış açısını değiştiren konsolları bilgisayarlara tercih eden aslında bu birinci oyun var ya PlayStation 1'e çıkan onun güncellenmiş grafikleri daha iyi hale getirilmiş çözünürlüğü artırılmış kaplamaları güzelleştirilmiş bir sürü game. Gübe geldi. Twin Snakes adında. Keşke oyunun remasterını bize getirmiş olsalardı diyeceğim ama maalesef PlayStation 1'deki Metal Gear Solid'i getiriyorlar. Metal Gear Solid dediğim gibi bizim oyun hayatımıza derin izler açmış. Bizde unutulmaz anılar bırakmış harika bir seri. Birinci oyun, ikinci oyun, üçüncü oyun, dördüncü oyun. Ama beşinci oyun biliyorsunuz büyük bir yılan hikayesine döndü. Konami ile Hideo Kojima bayağı bir kapıştılar. Oyuncular tüm bunları yaşanırken bir kısmı Konami'ye kızdı, bir kısmı Hideo Kojima'ya kızdı. Sonunda Hideo Kojima Konami ile bağlarını koparttı. Kendisi Kojima Production adında bağımsız bir stüdyo kurdu. Bugüne kadar bayağı bir Sony'den de destek aldılar. Death Stranding biliyorsunuz ilk önce PlayStation konsollarına geldi. Daha sonra Xbox'a da geldi. Öncesinde bilgisayara da çıkmıştı. Böyle farklı işlere imza atan bir yapımcı Hideo Kojima. Bakalım oyun dünyasındaki Hideo Kojima varlığı bize yeni, güzel, farklı böyle bizim kendimizden geçmemize sebep olacak manyak oyunlarla karşımıza çıkmasına sebep olacak mı? Bizim gönlümüz, bizim beklentimiz hep bu yönde. Keşke bu Konami ile bağlantıları kopmasaydı da orada bir Silent Hills oyunu vardı. Onu yapsalardı. Hatırlıyorsunuz PlayStation 4 döneminde bir PT vardı. PT demo diye. Orada Silent Hills isimli oyunun bize tanıtımını yapmışlardı. Bir demoyla, kısa bir demoyla. Hepsi içinde 2-3 tane odanın, duvarda resimlerin, bir bir telefonun, L şeklinde bir koridorun olduğu bir yerde adam bize korku dolu, heyecan dolu bir 45 dakika, bir saat yaşatmıştı. Kendi gizemleri vardı. En sonunda anlamıştık ki PT demo Silent his oyunun tanıtım demosu. Kocama gerçekten böyle nevi şahsına münasır bir adam. Bu yaşa geldim hala Metal Gear Solid ile ilgili. Anılarımın üzerine örtecek, kapatacak, onu ikinci plana atabilecek oyunlarla karşılaşamıyorum. Gönül istiyor ki böyle oyunlar çıksın. Bu Bunları yine Metal Gear Solid'leri oynadığımız gibi zevkle keyifle oynayalım. Evet bu haftada Metal Gear Solid HD Collection'ı konuştuk. PlayStation 3'ü olan arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Bu oyunu artık bulur musunuz, bulamaz mısınız? Yoksa bu oyunları PSN Store'dan mı alırsınız, alternatif yöntemleri mi denersiniz? Bilmiyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bildirimleri açın, videoları beğenin. Yorumlarınızı bekliyorum. Metal Gear Solid ile ilgili sizlerin de anıları varsa bunları da görmek istiyoruz. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.